Alalım, alalım. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu Ahmetçe. Yurt dışından gelerek bu sempozyuma düşünceleri, fikirleriyle zenginlik katan, yurt içinden de kıymetli görüşleriyle bizleri aydınlatan çok kıymetli ilim heyeti, siz kıymetli dinleyenlerim, 2 günden bu tarafa yoğun bir çalışmayla işin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Evvela katılan bütün kardeşlerime, konuşmacı yurt içinden ve dışındaki arkadaşlarıma saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyor, ekranları başında ve bu salonda bizi takip eden Ehl-i Beyt sevdalılarına evvela şükranlarımı arz ediyor, hürmetlerimi sunuyorum efendim.
3 gün evvel şehit olan Mehmetçiklerimize, bugün de deprem vasıtasıyla hayatını kaybeden Van'daki mümin ve mümine kardeşlerime Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor ve şehitlerimize, mümin-i müminat, müslümanatın ervahine, konuşmama başlamadan bir Fatiha okumamızı istirham ediyorum. Çok muhterem Doktor Cebri, Profesör Doktor Hazım Bey, Profesör El Hakem, Profesör Doktor Ruşen Gulyev, Selman Necevov, Profesör Doktor Dünya Malı Veliyev, Profesör Doktor Zateri, Profesör Doktor Rauf Mehmedalov, Profesör Doktor Hüsrev Kerimov, Profesör Doktor Amine Kermalli, Profesör Doktor Kumru Mehmedalioğlu, Profesör Doktor Haydar Şaydumun, Profesör Doktor Rustem Patrov, Profesör Doktor Mehmet Hayır, Profesör Doktor El Hamevi. Bu kardeşlerim yurt dışından teşrif ettiler. Hoş geldiler. Yine yurt içinden iştirak eden hafızlarımızdan çok muhterem İlhan Tok hocamıza, Mustafa Yıldırım hocamıza, Mustafa Kızılcaoğlu'na, Mustafa Uyar hoca efendilere hürmetlerimi arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bursa'dan Demokrat Parti teşkilatından eski İçişleri Bakanımız Mehmet Gazioğlu'na, Avukat Şevket Tamaş Beyefendilere, Yusuf Öz kardeşime, Ahmet Semiş Bey'e, Ahmet Aydın Beyefendi'ye, Nebahat Karadeniz Hanımefendi'ye, Zeki Ekrem Beylere ve eski Milli Eğitim Bakanı Turan Tayan Bey'e, yine Hakan Çavuşoğlu Bursa Milletvekili, yine Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mühsün Özkurt Beyefendi'ye saygılarımı sunuyorum. Basın mensubu Akın Göksu Beyefendi'ye, Erol Mütercimlere, Sebahattin Önkibar Beyefendi'ye, Rana Hanımefendi'ye, Murat Atıl Bey'e, Enver Seyitoğlu'na hoş geldiniz diyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. Profesör Doktor Ünal Emiroğlu, evet, hocamız hocaların hocası. Ben tebliğini takip ettim. İnşallah tebliğinden istifadeyle İmam Ali Efendimizin eserine İslam hukukunun usulü konularını oradan alarak müsaadenizle istirham ediyorum. İnşallah eserimizi aktaracağım. Profesör Doktor Ömer Eğircioğlu, Profesör Doktor Ömer Saracoğlu, Profesör Doktor Ata Selçuk Beyefendi, Hasan Hüseyin Dede Efendi, Ali Yeral Beyefendi'ye,
Serdar Arat'a, Turan Güner'e, Musa Aydın Hoca Efendi'ye, Muharrem Ercan'a saygılar sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Mehdi Aksu hocamıza, Profesör Doktor Mehmet Yuva Beyefendi hocamıza, yine Profesör Doktor Mehmet Palamut Beyefendi'ye, Profesör Doktor İbrahim Arslanoğlu'na, Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi'ye, Bülent Ayyıldız Beyefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. İmam Hüseyin Bor Kestel Hacı Bektaş Veli Derneği Başkan Efendim hoş geldiniz. İrfan Çetinkaya Eskişehir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı hoş geldiniz. Abidin Erol Dede Eskişehir'den, Mustafa Kemal Demir Dede Eskişehir'den, Mustafa Özer Dede Eskişehir'den, Seyit Dursun Doğanay Dede İzmir'den hoş geldiniz efendim. Şimdi diyeceksiniz ki senin vazifen mi bunları okumak? Ben programı baştan bu tarafa takip ediyorum. Programı bana mal ettiniz. Şimdi hepiniz benim misafirimsiniz. Onun için size hoş geldiniz. Benim konuşacağım konuları aşağı yukarı arkadaşlarım tamamen fazlasıyla konuştular. Ama bunların tekrarında güzellik vardır kuralından hareketle ben de tekrar edeceğim. Ehl-i Beyt kelime manası olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ev halkı manasına gelir. Ancak Cenab-ı Peygamber Efendimizin hadisleriyle sabittir ki Ehl-i Beyt İmam-ı Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizden oluşan ve başta Cenab-ı Peygamberimizin oluşturduğu ailenin adıdır. Hamse-i Ale Aba hadisi olarak bilinen olay bu beş kişiden oluşan topluluğun adıdır. Ahmet bin Hanbel, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Hazreti Fatıma'ya eşin Ali ve çocukları Hasan ve Hüseyin'i yanıma getir diye buyurdu. Fatıma da onu alıp Peygamberimizin huzuruna getirdi. Bunları alıp Resulullah'ın huzuruna getirdi. Sonra hepsinin üzerine fedeki cübbesini Hazreti Fahri Alem örttü. Daha sonra peygamber mübarek ellerini onların üzerine koyarak şöyle buyurdu. Allah'ım bunlar Muhammed'in ehli beytidir. Rahmet ve bereketin Muhammed ve ehli beytine olsun. Şüphesiz ki sen Hamid ve Mecid'sin. Ümmü Seleme diyor ki ben cübbeyi elimle kenara iterek altına girmek istedim. Ama peygamber elimi itti, elimi itti, sen hayır üzresin buyurdu. İslam dinini Resulullah'tan sonra hayatına en güzel manada geçiren İşte Ehl-i Beyt dediğimiz zevat bu insanlardır. Ehl-i Beyt dinin gereği, temsilcisi ve kurumudur. Ben size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri de Ehl-i Beyt'imdir. Bendeniz İslam'da insan hakları tezini hazırlarken veda hutbesini esas almış ve bu hutbede tabi sünni kaynaklardan
hutbe tezimizi hazırlandığımız için sünni kaynaklardan size iki şey emanet bırakıyorum. Bunun biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri sünnetimdir şeklinde efendim beyan etmiştik. O zaman da benim tez hocam Vasım Bey bana bunu tahsiye etmek için hiçbir şey söylemedi. Sonra bu eserleri araştırma safhasında gördüm ki sünnetten murat Ehl-i Beyt'miş. Ehl-i Beyt yolunda gelenler Kur'an'ı ve sünneti yaşayacak insanı eğitirler ve yetiştirirler. Yani Kur'an'ın takva yolu, zühd yolunun hayata geçiriliş tarzına Ehl-i Beyt denir. Demek oluyor ki İslam sadece vaaz edilen kurallar mecmuu değil. Bu kuralları hayata geçirecek, müşahhas hale getirecek sünnetin örneğidir. Ehl-i Beyt İslam dininin yaşanılan ve yaşanan müşahhas örneğidir. O bakımdan Ehl-i Beyt'i anlamadan, tanımadan İslam dinini ne anlamak mümkündür ne de yaşamak. Onun için Kur'an'da Ehl-i Beyt hakkında ayetler ve Allah Resulü'nün mübarek hadisleri vardır. Yine söylediğim gibi bu ayet ve hadisleri birçoğunu konuşmacı arkadaşlarım burada ifade ettiler ama özet olsun diye bizim de üzerinde durmamızda büyük fayda var. Tatir ayeti kerimesinde Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'inden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Bu ayet kimin için indi? Kime indi? Hazreti Fahri Alem'e. Kimin için? İmam Ali için. Kimin için? Hazreti Fatımetü Zehra annemiz için. Kimin için? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin için. Şimdi Allah'ın tertemiz yaptığı insana dünya hayatında kusur bulmak isteyen mantık hoca olabilir mi? Ayetle mevzu. Eğer ben o konulara girersem birilerinin kaçacak delik arayacağından kuşkunuz olmasın. Dua edelim girmeyeyim bu konulara. Meveddet ayeti kerimesi de ki ben bu peygamberime karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Bu da ayet. Allah ne istiyor peygamberinin dilinden? O yakınlarına sevgi, hürmet istiyor. Peygamber yakınlarından bunu isterse sana bana düşen görev ne olmuş olur? Sevgi ve hürmet olur. Kime? Ehl-i Beyt'e. Bunlar kimdir? İmam Ali'dir. Hazreti Fatımeti Zehra'dır. İmam Hasan'dır, İmam Hüseyin'dir. Sevgili kardeşlerim, İmam-ı Şafii bu ayeti kerime indikten sonra Ehl-i Beyt'i sevmek farz olmuştur buyuruyor. Mübale ayeti hepinizin bu iki gün süre içerisinde duyduğunuz ayeti kerime, kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girerse de ki gelin oğullarımızı oğullarınızı, kadınlarımızı kadınlarınızı, kendimizi kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Burada arkadaşlar önemli olan İslam'ı temsil makamında Allah'ın seçtiği insanlardır. İslam'ı kim temsil ediyor? Hazreti Fahri Alem Efendimiz'in dua ettiği Ehl-i Beyt'i temsil ediyor.
Ha biz de temsil ediyoruz doğru ama asıl temsilci onlar. İnşallah vekalet sırası da bize gelir. Ebrar ayetleri bunlar hayli miktardadır. Ben sadece bir tanesini aldım. İtaat eden ve iyilikte bulunanlar şüphe yok ki cennette şarap içerler ki kafur ırmağının suyu da karıştırılmıştır bu şaraba. Allah'ın has kullarının içtiği bu şarap bir kaynaktan çıkar ki onlar diledikleri gibi diledikleri yerlerde onu akıtıp fışkırtırlar. Adaklarını yerine getirir. Onlar ve şerri her yanı saran, kaplayan günden korkarlar. Sadece onların korktuğu şey o sonuçtur. Bu ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere Ehl-i Beyt'ten olmak sayılan insanlara mahsus makamdır, bir rütbedir. Ve imamlar da böyledir. Bir insan çalışmakla ne peygamber olabilir ne de Ehl-i Beyt olabilir. Ne kadar fazla çalışırsanız çalışın, siz peygamber olamazsınız ve Ehl-i Beyt de olamazsınız. Artı işte bizim şehitlerimiz, şehit de olamazsınız. İlla canını vereceksin, karşılığında alacaksın. Bu sebeple hilafetle imamet arasındaki farkı bir cümleyle burada tespit edip huzurlarınızda deklare etmek istiyorum. Bakınız, halifelerle imamlar arasındaki mukayese edilmeyecek fark, imamlar Ehl-i Beyt Allah ve Resulü tarafından seçilir. İmamı seçen kimmiş? Allah ve Resulü. Halifeyi de sen ve ben seçeriz. Şimdi esasen o tarafa girmiyoruz. Onu da Allah seçti de bir takım ihtiraslar buna mani oldu. Ehl-i Beyt Kur'an'ın aynası. Hazreti Fahlan Efendimizin Kur'an diye yaşadığı aile hayatıdır. Özetleyecek olursak Ehl-i Beyt Kur'an'ın Hazreti Muhammed modelidir. Allah sevgisinin yaşanması, Allah korkusunun bir hayat tarzı haline gelmesidir Ehl-i Beyt. Onun için Ehl-i Beyt imandır, itaattir, teslimiyettir, vuslattır, haktır ve hakikattir Ehl-i Beyt. Madem ki Ehl-i Beyt Kur'an'ın yaşanan canlı peygamber örneğidir o halde, Ehl-i Beyt sabırdır, kanaattir, tevekküldür, kulluktur, cehdir, gayrettir, himmettir, şefaattir. Hülasa Ehl-i Beyt İslam'ın kamil insan örneğidir. İnsanı kamilidir. Dikkat ediniz, Ehl-i Beyt dediğimiz bu zeva saydığım bütün bu yollardan geçmiştir. Hazreti Ali söyle, Hazreti Fatıma söyle, İmam Hasan öyle, İmam Hüseyin öyle. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Daha sonra da onların yaşam tarzını hayata geçiren Ehl-i Beyt solundan gelen imamlardır. İmam Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam-ı Taki, İmam Naki, İmam Hasanül Askeri, İmam Muhammed Mehdi Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Bu temiz yolun pak yolcularıdır. Resul-i Ekrem Ehl-i Beyt hakkında bakınız neler buyuruyor. Ebu Zer Gıffari'den, benim Ehl-i Beytim sizin içindeki misali Nuh'un kavmi içindeki gemisi gibidir. Kim giyemeye binerse necat bulur. Kim binmezse helak olur.
Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yıldızlar yeryüzü halkını boğulmaktan kurtaran güvencelerdir. Ehl-i Beytim ise yeryüzü halkını ihtilaflardan koruyor. Şimdi bu hadisin çok enteresan bir nüktesi var. Bazıları işte yıldızlara bakarak yönün tayini diye bunu tevil ederler. Ben bir tane daha şey buldum. Hakikaten yıldızların oynaması suların kabarmasıyla eş orantılı olduğu için Allah'ın onları dengede tutması arzın ve suların dengede olmasına vesiledir. Hazreti Peygamber aleyhisselam Ali Kur'an iledir. Kur'an Ali iledir. Bunlar Kevzer havuzunun başında bana gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmazlar. Resulullah şöyle buyurdu. Huzeyfe'den rivayetle, bu gördüğüm melek bu geceden önce yeryüzüne asla inmemiş olan bir melektir. O Rabbinin selamını bana ulaştırmak ve Fatıma'nın cennet kadınlarının en üstünü, Hasan ve Hüseyin'in cennet gençlerinin efendileri olduğunu müjdelemek için gelmişlerdir buyurdular. Bunun çok kaynakları var, yazılmıştır, isteyen bunları alabilir. İbadet konusunda Allah Resulü en büyük örnektir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayetle sabahlara kadar kıldığı namazlar vesilesiyle şişen ayakları karşılığında "Ya Resulallah, niçin istirahat etmiyorsunuz?" Allah'ın sevgilisi "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verir. Hazreti Peygamber'in günahtan beri olmasını hepimiz bildiğimiz halde gene sahih hadislerde günde 70'in üzerinde tövbe ve istiğfar ettiği gelen ve ashabına tavsiye ettiği rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber sülbünü devam ettirince kızı Hazreti Fatıma henüz dünyaya gelmeden Cebrail aracılığıyla gelen bir emre göre 40 sabah hanımı Hazreti Hatice'den uzaklaşmıştır. Fatıma Hazreti Cebrail'in Resulullah'a getirdiği cennet meyvesini yemesinden sonra annesinin rahmine düşmüştür. Yani Hazreti Fatıma mübarek babasının ifadesiyle insan şeklindeki huridir. Hazreti Fatıma'nın hayatının tamamını ibadet ve zikir ile geçirmesi mümine kardeşlerim için en güzel bir örnektir. Sizlerin onun varisi olmanızı Allah'tan bu güzel günde niyaz ediyorum. Gelmiş ve gelecek cennet kadınlarının üstünü kimdir? Hazreti Fatıma'dır. Ehl-i Beyt soyunu devam ettirecek olan Hazreti Fatıma, Ehl-i Beyt'in içinde Resulullah'a ilk kavuşan insandır. Büyük bir haya örneği olan Hazreti Fatıma, bu sebeple de ilk defa kendisine tabut uygulamasını tavsiye etmiştir. Ehl-i Beyt'in namazı Allah'ın huzurunda vecd hali içinde eda edilirdi. İmam Ali ayağına saplanan okun namaza durduğu zaman çıkarılmasını emrediyor ve namaza duruyor. Arkasından da "Çıkardınız mı?" sorusuyla çıkan okun farkında bile olmuyor. Ehl-i Beyt anlayışı devam ettiren imamlardan İmam-ı Zeynel Abidin de günde 1000 rekat namaz kılardı. İmam Muhammed Bakır günde 150 rekat namaz kılardı. İmam Ali, İmam-ı Hüseyin günde 1000'er rekat namaz kılan insanlardır. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyt'inin hayatı tamamen ibadetle programlanmıştır. Yani hayat düzenlerini ibadetin kuralları üzerine bina etmişlerdir.
15 defa Hazreti Hasan, 20 defa İmam-ı Zeynel Abidin hac eylemişlerdir. İmamet konusunda imamlar Ehl-i Beyt'ten gelen İmam Ali ve Hazreti Fatıma'nın sülbüdür. Nasıl bir insanın çalışmakla peygamber olması mümkün değilse Ehl-i Beyt olması da mümkün değil. Yine bizzat Cenab-ı Hak tarafından onlara verilen makamlardan biri de imamet makamıdır. İmam Ali ve 12 imamın hayatı incelendiğinde imamet dönemleri boyunca Kur'an'ın muhafazası, Resulullah'ın sünnetinin ihyası, Hazreti Peygamber'in kurduğu İslam devletinin korunması için mücadele vermişlerdi. Denilebilir ki İmam Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in imamlarının hayatı Kur'an uğruna feda edilmiştir. Hazreti biliyorsunuz Hazreti İmam Ali şehittir. Oğlu Hazreti Hasan şehittir. Oğlu Hazreti Hüseyin şehittir. İmam Zeynel Abidin şehittir. Kısaca imamların 12'si şehittir. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Hazreti Peygamber Kadruhum'da irad ettiği hutbesinde Allah'ın emriyle Hazreti Ali'yi imam tayin ettiğini bildirmiştir. Hazreti Ali'nin emir-el müminin oluşu bizzat Allah'ın emriyledir. Bu hutbenin 7 yerinde imamlığı Hazreti Ali'nin olduğu beyanı vardır. Hazreti Ali'yi kendinden sonra imam olarak tayin eden Allah'ın sevgilisidir. O hutbede Kadrum hutbesi meşhurdur. Ali bin Ebi Talip benim kardeşimdir, vasimdir ve halifemdir. Ey insanlar biliniz ki, bir başka yerinde, ey insanlar biliniz ki Allah muhacirlere, ensara ve onlara iyilikle tabi olanlara, köylüye ve şehirliye, araba ve aceme, özgüre ve köleye, büyüğe ve küçüğe, beyaza ve siyaha, Ali'ye itaat etmeyi farz kılmıştır. Onu imam ve yetki sahibi kılmıştır. Bir başka yerinde aynı hutbede, benden sonra da Ali Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan benim neslimin haklıdır. Bir başka yerde Ali Allah tarafından tayin edilen imamdır. Bir başka yerinde iyi bilin ki müminlerin emiri ancak benim şu kardeşimdir. Müminlerin emiri olmak benden sonra ondan başka hiç kimse için helal değildir. Hutbenin yine bir başka yerinde, ey insanlar bu Ali'dir. O benim kardeşim, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetimin arasında iman eden kimseler üzerinde halifemdir. Ve en son, ey insanlar ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum. Tekrar ediyoruz. Hazreti Ali'nin imametinin ilanı Maide 67 ayetinin nazil olmasının ardındandır. Ey Resul, sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan peygamberliğini tebliğ etmemiş gibi olursun. Ve Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide 67. Bu ayetin nazil olmasından sonra Hazreti Peygamber yukarıda ifade ettiğimiz gibi hutbenin 7 yerinde Hazreti Ali'nin imametini ilan etmiştir. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için yapılmıştır. Yani Hazreti Ali'nin velayetinin ilanı Allah'ın emridir. Bunun ilanından sonra ardından insanlar henüz dağılmamışken bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetlerimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Ayeti nazil oldu. Resulullah buyurdu ki Allahu Ekber, din kemale erdi. Nimet tamamlandı. Yüce Allah benim risaletime
Ali'nin velayetine razı oldu buyurdu. Yani Hazreti Ali'nin imametinin bilinmesiyle din tamamlanmıştır. Ve bu Allah'ın emridir. Bu hutbe 220 Sünni aliminin eserinde yer almaktadır. Lütfen Mehmet Bey dikkat edin. Ben birkaç tanesini bu eserleri okuyacağım. Siz olduğu gibi verin. 220 İslam alimi El Asarul Bakiye El İbane İzalatül Ulefa El İstihab İbtaul Batıl İsaul Raibin diye devam eden efendime söyleyeyim eserler ki onların sahiplerinin tamamı sünnidir arkadaşlar. Burada dokümanlarımız da var. Mehmet yapmadınız mı? Girin ekrana, geç kaldınız. Burada bunun tamamını benden alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu dediklerim 220 tane Sünni ulemasının eserlerinde mevcuttur. Anlaştık mı? Eğer biz bunları bilmiyorsak bunların kabahati değil. Kimin kabahati? Bizim kabahatimiz. Hazreti Peygamber Hazreti Hüseyin'in soyundan gelecek imamlara da henüz sağlığında işaret etmiştir ki Ehl-i Beyt soyunun Allah tarafından nasip edilmiş olduğunun da işaretidir. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki ben Allah'ın bütün insanlara gönderdiği elçiyim. Ancak benden sonra Allah tarafından insanlar için Ehl-i Beytimden imamlar tayin edilecektir. Kim onlara yardım ederse Allah da onlara yardım edecektir. Hadislerde dikkat edilirse Hazreti Peygamber'in dikkat çektiği nokta Ehl-i Beyt solundan gelenlere itaattir. Onlara sahip çıkmak ve onların hayat tarzını yaşamaktır. Bu Ehl-i Beyt malumunuz Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadetinden sonra Şam'a yerleşmiştir. Onun için Şam mukaddes bir beldedir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz burasını belde-i emin olarak Şam'ı tarif eder. Şimdi Şam beldesinde bir saray var. Bu saraya efendim dünyanın devlet başkanları gider misafir olur. Özellikle de bu sarayda son zamanlarda ikamet eden efendim yetkili devlet büyükleri bizden olan devlet adamlarına itibar ettiler. Kapılarını ardına kadar açtılar. Çocuklarını, gelinlerini, kızlarını, hanımlarını karşıladılar. Yediler, içtiler, sohbet ettiler. Reva mıdır ki bundan sonra sen eline namluyu alıp o saraya döndürüyorsun. Allah bunun hesabını sorar. Daha fazla girmiyorum çünkü bu konular güzelce burada işlendi, zikredildi. Bize düşen o sarayın muhafızlığını yapmaktır. Şam şehrinin sarayına biz asırlar boyu, bir yıl, iki yıl, on yıl değil, asırlar boyu muhafız olduk. Asakirullah unvanını aldık. Allah'ın askerleri. Allah'ın askeri Haçlı'nın safına geçip mümine namlusunu doğrultamaz. İmamlar Allah tarafından tayin edilen
Onun ilminin bekçileridir. İmamlar Allah'ın verdiği bir görev, imamlık Allah'ın verdiği bir görevdir. Birinden diğerine geçer. İmamlar ilmin varisleridir. İlmin varisini, ilmin verasetine birbirine alırlar. İmam kendinden sonraki imamı bilir. İmamlık, hani derlerdi ya, saltanat babadan oğula. Asıl bu yol imamete aittir. Babadan oğula imamet geçer. İmamlar ilim, cesaret, Allah'a itaat etme hususunda eşit düzeydedirler. İmamlar bir şeyi bilmek istedikleri zaman Allah onları bunu bildirir. İmamlar ne zaman öleceklerini bilir. Ondan sonra da yerine gelecek olan imama emanetleri teslim eder. Burada gelir inşallah, okuruz. Yani bunlar kendi kafasına göre iş yapmazlar. Nasıl Allah'ın Resulü'nün konuştuğu vahiy ise, onların konuştuğu da ilhamdır. Bizim Alevimiz, Caferimiz, Sünnimiz, hepimiz biriz, Ehl-i Beytiz. Ayrılık gayrılık yok. Ehl-i Beyt'e göre imamlar masumdur. Ehl-i Beyt'in samimi kanaati budur. Diğer yandan Sünni kardeşlerimiz de sahabelerin bütün yaptıklarını biz eleştiremeyiz hükmüyle aşağı yukarı bu masumiyet ilkesini kabul etmiştir. Birisi imamet konusunda, bir yeri de sahabe konusunda. O bakımdan Ehl-i Beyt'in imamet konusundaki bu görüşüne hürmet ve Sünnilerin de sahabe görüşüne saygı duymak şarttır. İmamiye inancına mensup olan dünyanın hadis kaynaklarının tamamı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmamı Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma-tü Zehra annemize aittir. Şimdi ilim kaynağını, Ehl-i Beyt'in ilim kaynağını, burada bir sır vereceğim. İçeri girenler girer. Ama girmek isteyen gelirse onlarla beraber biz de gireriz. Şöyle ki, bazı sünniler bu kaynak eserler imamlardan çok sonra yazılmıştır iddiasını ortaya attılar. Ben de bugünlerde bu cahilleri dinliyorum maalesef. Bunlar cahil. Eçhelü cihela. Bir tabir verdir. Bu bunlar. Sakın ha bunları dinlemeyin. Seni kurban kestim İslam'a. Sen ne anlarsın Müslümanlıktan? Sen giydiğin şalvarın adına İslam diyorsun. Resulullah sağlığında Kur'an ayetleriyle karışmasın diye hadis yazmayı yasaklamıştır. Bu bütün sünni kaynaklarda vardır. Size öyle bir kopya veriyorum ki şimdi. Bir anahtar. Bu anahtarı elinize aldınız mı bu adamların ağzını kapatacaksınız. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Peygamberin yasakladığı hadisi kim yazabilir? Veya yazsa doğru olabilir mi? Olamaz. Peki sen nasıl iftira ediyorsun? Senin hadis yazman ne zaman başladı biliyor musun? Hicri 1. asrın sonu, 2. asrın başında, Ömer bin Abdülaziz döneminde. Peki Ehl-i Beyt'in ilim kaynağı ne zaman başladı? 6 Allah'ın sevgilisinin hayatında İmam-ı Ali'ye talimat verdi. Duyduklarını yaz ya Ali.
camia, cifir, musaf, Kur'an, Hazreti Fatıma'nın musafı Hazreti Ali tarafından kaleme alındı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ölümünden sonra Hazreti Cebrail geliyor, sohbet ediyor, Allah Allah. O da kaleme alıyor. İmam Ali Efendimiz anlatıyor. Sen nesin be? Kim alıyorsun? Hain seni. Hazreti Ali'nin Kur'an'ı ki ilk hadislerle tefsir edilen Kur'an İmam Ali'nin Kur'an'ıdır. Cami, cifir, bunlar da hadislerdir. Sevgili arkadaşlar, ilk kaynak bunlardır. Nereye kadar? Ta Hicri 1. asrın sonuna kadar. Şimdi açın hadis kitaplarını, soruyorum size. Hazreti Ali'den kaç tane hadis var? Kaç tane? O halde hangi kaynak batıl, hangisi hak? Hangisi hak? Bir ara benim eser çıktıktan sonra birisi zırvaladı. Efendim Fetek olayı. Öyleymiş de, vakıfmış da, bir eser okuduysa kulak bileklerimi 10 yerden keserim. Dedim çocuklara sakın konuşmayın. Ben geleceğim Kayseri'ye, ona haddini bildireceğim. Tabii bende bir sürü delil var. Kendime ait hiç görüş yok. Vallahi yok billahi. Sonra ben kim oluyorum? O büyük ulemanın arasında ezilip yok oluruz. Bize düşen onları bugüne taşımak. Neyse, sağ olsun, daha da itiraz etmedi, dinledi herhalde bizi televizyonda. Ama iyi de benzettim onu. Sözü geri geldi, Hazreti Fatıma'ya fetek hibe edildi. Kim tarafından? Fahri Alem Efendimiz tarafından. Şimdi bana sen malını verdin. Kime ait oldu bu? Bana ait oldu. Sen öldükten sonra Haydar Hoca'nın işte elindeki mal benimdir diyebilir misin? Onun tasarrufuna geçti. Zilliyet, mülkiyetin karinesidir. İmam Ali diyor, karşıda dinleyen de doğrusun diyor. Ama seninle biz başa çıkamayız. Sevgili arkadaşlar, o konulara girmeyeceğim. Ama bilin ki Ehl-i Beyt olmak gerçekten zor. Aman ya Rabbi. Bu kadar çile çekilir mi? Allah şefaatlerinden ayırmasın. Hayatlarını her biri kanla yazdı. Evet. Bu kaynak konusunu anladık mı? Geçelim onu o zaman. Fazla da kelama gerek yok. Burada Ehl-i Sünnet'in kaynakları hakkında bir şeyler dedik ama fazlası da dedikodu olur. Biz bugün arayı bulmaya geldik. Beldeyi emin olan Şam'ı millet olarak korumaya geldik. Açlığının safına geçip Müslümana namluyu doğrultmak benim milletimin işi değildir. Vallahi de değildir. Billahi de değildir. Bu öyle bir cinayet olur ki bunun faturasını hiçbir şeyle ödeyemezsin. Ancak o zaman senin adına Deccal denir. Velayetin şahı İmam Ali Efendimiz
Bu manada çok ciddi örnekler var. İslam hukukunu ve her konuyu içeren hadisleri yazan İmam Ali, bugün var olan Yargıtay, Danıştay, Sayıştay vazifesini ifa eden bir temyiz mahkemesi niteliğinde mezalim mahkemesini oluşturdu. Şimdi inşallah bu konuyla ilgili hocamın çok ciddi usul görüşünü ben televizyon ekranlarında aldım. Kitabıma müsaadesiyle koyacağım ve inşallah 4-3'lük konu 4-4'lük olacak. İmam Ali'nin devlet anlayışı baba devlet olup, ha biz baba devlet diyoruz, demek ki bu bize ait değilmiş. Kime ait? İmam Ali. Ona da ait değil. Onun görüşü kimin görüşü? Hazreti Fahri Alem Efendimiz'in görüşü. Şimdi tabii o devlete, onun yanında olanlara el verirsen karnın doyar, sırtın giyer. Hayır, sırtını dönersen Allah da belanı verir. Onun döneminden devletin gelir kaynakları zekat, haraç, cizye ve ganimetten oluşmaktaydı. Hazreti Ali'ye göre vergi halka hizmet ve ülke kalkınması için harcanmaktadır. Ve yalnız onun döneminde tıpkı Hazreti Peygamber'deki gibi beytül malden insanlara eşit miktarda maaş dağıtılmıştır. Ha benim vatandaşlık maaşı dediğim de bu. Şeytanın avukatları da ya nereden bulup verecek, nasıl verecek? Adam ya bir tanesi homuduyla Türkiye'ye götürüyor, ona bulup veriyorsunuz, kendine 500 liraya hayır diyorsun. Kaç, defol. Sen nasibini bitirdin, sen bana ne? İmam Ali şecaatte doruk noktada ve hem de kadere ciddi bir teslimiyeti vardır. Hazreti Peygamber ile Tebük seferi dışında bütün savaşlara katılmış, onu canı bahasına korumuştur. Bedir Savaşı'nda ki arkadaşlarım çok güzel anlattılar, 72 kişinin ölümünde 24'ünün hesabını bizzat İmam Ali gördü. 18 kişinin hesabının görülmesinde bizzat destek oldu. Akın abi sen bu işten iyi anlarsın. Neydi o gole attıran adamın adına? Ha, asist. 18'i onu yaptı. Uhud Savaşı'nda şirk ordusunun bayraktar olan 9 kişiyi de İmam-ı Ali helak eyledi. Uhud Savaşı'ndaki peygamberi koruyan şecaati için Cebrail gelerek, bu Ali'nin gösterdiği kahramanlıkların en üstünüdür. Malum yanında en kıymetli kabul ettiğimiz insanlar bile dağa sığınırken o Allah'ın sevgilisinin yanından bir saniye ayrılmadı. Bu Ali'nin gösterdiği kahramanlıkların en üstünüydü buyurduğunda Hazreti Peygamber, o bendendir, ben de ondanım buyurmuştur. Hayber'in öncesinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulünü sever, döne döne vuruşur, asla düşmana sırt çevirip kaçmaz. Allah onun önünü açar, Cebrail sağında, Mikail de solunda olur. E şimdi bu mübarekte aslan olmasında ne olsun?
Rabbim benim sağıma Cebrail'i, soluma Mikail'i verse vallahi ben de kedi olurum. Burada belirtmeliyiz ki İmamı Ali ve Hasan Sıffın Savaşı'nda babaları Hazreti Ali ile beraberdi. İmamı Hüseyin 72 kişilik kafilesiyle 30 bin kişilik ordu karşısında verdiği mücadele hem şecaatte doruk bir nokta ve hem de kadere bir teslimiyetin ifadesidir. İmam Ali idarecilerin halka kaynaşmasından çok ciddi derecede ilgilenen, toplumsal sınıflar arasında hiçbirinin diğerine karşı hak sahibi olmadığını söyleyen bir insandır. Ona göre hepsi birbirine tamamlamak mecburiyetindedir. Yani toplumun insanları tarak dişleri gibi birbirine müsavidir. Bakınız, o Fransız ihtilalini yapar Thomas Carlyle, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire fikir babalarıdır. Onlar işte bizim bu kültürümüzden etkilenerek Fransa'daki ihtilali vücuda getirdiler. Artık dünyanın ihtilal yapmasına gerek yok. İmam-ı Ali, Ehl-i Beyt'i öğrensinler, hayatlarına geçirsinler. İmam Muhammed Bakır ve İmam-ı Cafer dönemlerinde Ehl-i Beyt'in ilim yönü gelişmiş, Ehl-i Beyt'in fıkıh, tefsir, hadis ilmi ile yoğrulan talebelerden oluşan salih bir cemaat oluşturmuşlardır. Bizim Ehl-i Beyt Üniversitesi kurulmasını talep etmemiz bir nedeni de budur. Hazreti Peygamber'in sünnetini ihya edecek onlar Ehl-i Beyt'in mektebinde yetişeceklerdir. Hülasa Hazreti Ali'nin devlet anlayışı, idare meseleler, iktisadi hayat, hukuk ve adalet, eşitlik ve insan hakları, hürriyet ve düşünce özgürlüğü, toplumsal sınıfların uyumluluğu, idarecilerin halk ile kaynaşması, ordu, dış siyaset anlayışı, Hazreti Ali'ye göre mahkeme usulü, hapishaneler, mezalim mahkemeleri, fiyatların denetimi, kara borsacılık, şarap satıcılığına karşı tavır, Hazreti Ali'ye göre gelir kaynakları, Hazreti Ali'nin edebi kişiliği, Hazreti Ali'nin divanı, hilafet ve idarecilik ile ilgili düşünceleri, Hazreti Ali'nin itikadi meselelere bakışı, Hazreti Ali'nin fakihliği gibi birçok konuda devrin en mükemmel adımlarını atmış, her konuda İslami manada önder olmuştur. Bütün bunları bir araya getirirsek kaç tane üniversite, kaç tane fakülte açarız? İslam dünyasına baktığımızda gerek ferdi planda, gerek içtimai, sosyal planda İslam'dan ve de kulluktan uzaklaşıldığı, Müslümanlığın sadece sözden ibaret kaldığı dönemleri yaşamaktayız. Bu dönemde bireyler Müslümanız manasında söylemiş olsalar da uygulamada İslam'ı bütün detaylarından uzaklaşılmıştır. Batı hayranlığı ve hayatı Müslümanların ve İslam ülkelerinin hayat tarzı olduğu için iman noktasında bireylerin İslam'dan uzaklaştığını görüyoruz. Ahlak yapılanmasında güzel ahlaktan uzaklaşılmış, ahlaki semimenin uygulandığı bir dünya ortaya gelmiştir. Bu vaziyet karşısında İslam dünyasında olması gereken, İslam'ın bütün kurum ve kuruluşlarını ferdi planda, eğitimini, yetiştirilmesini, aile ve toplum içindeki yerini, İslam karakterine bütün insanlığın muhtaç olduğunu, kulluk yolunda Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zühd ve takva yolunu tekrar hayata geçirmesinin gerektiğini, Peygamberin aile hayatıyla yaşanılacağı için Ehl-i Beyt terbiyesinin bütün Müslümanların ortak değeri olmasından yanayız. Sadece İslam aleminin değil, bütün insanlığın fet ve toplum planında kurtuluşu, Ehl-i Beyt'in hayat tarzı olarak insanların gönlünde, gündeminde yaşanmasına bağlıdır.
Bunun için de Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin kurulması şarttır. İslam dini son dindir ve onun peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz son peygamberdir. İslam'ın Hazreti Peygamber'le gönderilmesinin asıl sebebi de beşeriyetin tamamının en son peygamber Hazreti Muhammed'e tabi olması, İslam dinini yaşaması içindir. Huzur ve mutluluk peygamberimizin hayatını hayatımıza geçirmemize, yani Ehl-i Beyt'e yakın olmamıza eş orantılıdır. Huzuru, saadeti, mutluluğu arayan dünya, insanlığının tek kurtuluş yolu ve çaresi vardır. O da İslam dininin Kur'an ve sünnet örneğinde ortaya çıkan Ehl-i Beyt, Beyt'i anlamaya ve yaşamaya bağlıdır. Ehl-i Beyt'ten uzaklaşan İslam alemi Emeviler döneminde itibaren hilafet makamındakilerin yaptığı, kendi indiği görüşlerini Kur'an ve sünnetin yerine koymak şeklinde olmuştur. Esasen bugünün kavgası da indiği görüşlerle vücuda gelen İslam ideolojisinin Ehl-i Beyt yoluyla yaşanan İslam geleneğiyle mücadelesidir. Ehl-i Beyt'in gözlerden ve gönüllerden silinmesiyle İslam olmayan bir İslam anlayışı Müslüman dünyasında hayata geçmiş ki bugün yaşadığımız tüm buhranların başlangıcı da budur. Farkında olmadan batılı ideolojilerin içine serpiştirilmiş sözde İslam, hakikatte Kur'an'ı ve peygamberin karşı çıktığı bidatlerin ta kendisidir. Bu bidatler her ne kadar İslam adıyla zikredilmiş olsa da Kur'an, sünnet ve Ehl-i Beyt'in hayatıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Günümüzde ılımlı İslam denilen ve de sanki İslam'mış gibi gösterilen bu bidat akımının gerçekte Kur'an ve sünnetle bağı hiç olmamış ve olamayacaktır. Sözde Arap Baharı adıyla beraber yenilik veya açılım adı altındaki Arap İslam alemindeki akımlar, İnşallah bu Arap Baharı Ehl-i Beyt Baharı'na döner. Evet, hakikatte yaşanılan geleneksel İslam'a harp ilan ederek Müslüman toplumları Kur'an ve sünnet bağlarından koparıp ılımlı İslam adı altında batılı ideolojilerin kurbanı yapmaktır. Yine İslam dünyasından olmayan Sünni ve Alevi kavgasının varmış gibi gösterilmesi, bunun yerine ikame edilmek istenen İslam adındaki hurafe, ideolojik bidatlerden meydana gelmiş saplantılardır, sapıklıklardır. Aslında İslam dünyasında Sünni ve Şii kardeşliği vardır. Böyle bir kavga varmış gibi bir pencere açıp buradan içeri girmek isteyenler, İslam'da samimiyeti olmayan nasipsiz insanların işidir. Ehl-i Beyt diyeceksin, Müslüman kardeşliği diyeceksin ve hem de Kur'an ve sünnetin yaşanmadığı, Kur'an ve sünneti yok kabul etmeyi gaye edinmiş ideolojilerin adına ılımlı İslam diyerek büyük bir sapmanın ve saptırmanın içinde olacaksın. Bir Müslüman olmak değil, Müslüman adı altında Müslümanları deccalizmin kucağına sürükleyerek Hristiyan yapmak ve İslam'dan uzaklaştırmaktır. Peygamberimiz buyurdu ki, ben ahir zamanda en çok ümmetimin deccal fitnesinden endişe ediyorum. Sahabe soruyor, nedir deccal fitnesi ya Resulallah? Ahir zamanda ümmetim bölük bölük Hristiyan olacak, Musevi olacak. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak ve fakat kendini Müslüman zannedecek. Bir mescitte 1000 insan olacak, bunların içinden bir tanesi mümin olmayacak. İşte Deccal fitnesi bu. Teslisle akaidini saptırmış bir insan için, o da kurtulmuştur ve de cennetliktir, onun Allah'ı da bir, bizimki de birdir demek suretiyle tevhidin yerine teslisi hakim etmiş olursan, o takdirde hadiste beyan edildiği gibi, okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkmış olursun. Günümüzün en büyük tehdidi budur. Bu
Deccal fitnesidir. Peygamberimiz Neca Hristiyanlarına Müslüman olun diye İslam'ı tebliğ etti. Biz de sizin gibi Müslümanız cevabını verdiler. Bunun üzerine peygamber hayır Müslüman değilsiniz. Üç sebepten dolayı. Şimdi ılımlılara diyorum ben. Domuz eti yiyorsunuz. Bu peygamberin cevabı. İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Haça tapıyorsunuz. Bunun üzerine bu ayeti kerimesi nazil oldu. Peygamber Efendimizin doğruluğu ve haklılığı Allah tarafından vahiy ile bildirildi. İslam aleminde yaşanan dinin adı İslam'dır. Libya'da, Suriye'de, Mısır'da, Suud'da yaşanan din İslam dinidir. Buralarda İslami mezheplerin ölçülerine göre ukubat, ticaret, aile ve de miras hukukları tamamen Kur'an ve sünnete göre mezhep imamların yorumlarıyla yaşanmaktadır. Bunun yerine kalkıp ukubat, aile, ticaret, miras, devlet hukukunu, insan haklarını getireceğiz adı altında bunları kaldırıp yerine demokrasiyi getirmek istek ve arzusu İslam'ın kendisi için tehdit olarak kabul ettiği eylem ve icraattır. Domuz etinin yaygınlaştırılması, zinanın serbest bırakılması, din dersi kitaplarından kelime-i şehadet ifadesinin den Muhammed Resulullah'ın çıkartılması, İbrahim dinler tabiri getirerek son peygamberin Hazreti İbrahim olduğunun beyan edilmesi, misyonerlik faaliyetlerini serbest bırakılarak muharref olan dinlerin hak din olarak gösterilmesi, eski kiliselerin imar ile yenilenmesi, dinler bahçesi adı altında kilise avra caminin bir arada olması, Türkiye'de örneklerini saydığımız bu değişim hareketleri diğer İslam ülkelerinde farklı şekillerde yaşanmaktadır. Neticede İslam'dan uzaklaşan, bu uzaklaşmanın bedelini, itikadını ve kimliğini kaybederek ödeyen ülkeler ve halklar ortaya çıkmaktadır. Bugün Batı'nın İslam ülkeleri üzerindeki bu etkileri, kaynaklarını sömürge, ülkelerini demokrasi getiriyoruz gerekçesiyle işgal etme, halklarını Hristiyan yapma şeklinde tezahür etmektedir. Adı ne olursa olsun burada Allah Resulüne ait olan geleneğin, göreneğin topluma hakim olmuş örf ve adetlerin yerine tamamen Batı ideolojileri sonunda topluma ateist bir hale sürükleyecek olanın adına demokratik anlayışı ki onların adına demokratik anlayışıdır ki bunun bir manada adı İslam'la, Müslüman'la savaşmaktır. Orta Doğu Arap Baharı devrimi adı altında yapılan işlem bunlardan ibaret eylemler, icraatlardır. 2004 yılında Amerikan Hariciye Bakanı Colin Powell'ın başkanlığında İslam Devletleri Hariciye Bakanları toplantısı ile Afganistan, Irak'ta yapılan eylemler ve elde edilmek istenen insan hakları dıştan destekli çıkarma şeklinde olmuştur. Şimdi ise bunlar İslam devletlerinde ve halklarında yapılması gereken eylemler ve işler olacaktır. Buradan sonradır ki Tunus, Libya, Mısır, Suriye vesaire gibi ülkelerde insanlar eğitilmiş, Soros'un sermayesi tarafından finans edilmiş, sonra da Arap Baharı şeklinde ortaya çıkmış terör hareketleridir. Burada asıl maksat bu insanlara can, mal, namus, din ve vicdan özgürlüğü ve hakları getirmek değil, kullanılanların adına ajanlık faaliyeti yapmaktır. Türk siyasetinin bu manada kastı olmadığı muhakkaktır. Ancak onların projelerinin dışına çıkmak mümkün olmadığı için de ifade edilen bu sonuçtan kaçması son derece zor ve imkansız olacaktır. Ve onların empozesiyle İslam'ın yaşandığı bu ülkelerde laiklik rejimi olarak tavsiye edilmekte ve sistem önerilmektedir. Halbuki bu ülkelerde İslam sistem olarak yaşanmakta.
Mesela Mısır'da, Tunus'ta, Suriye'de, Libya'da. Mesela Libya'da anayasanın ikinci maddesinde, Suriye'de üçüncü maddesinde, Tunus'ta birinci maddesinde, Mısır'da ikinci maddesinde. İslam'ı getireceğiz diyenler şimdi hangi gözle ve yürekle laikliği bu ülkelere dava ediyorlar? Buraya kadar aktardığımız Ehl-i Beyt yolunun terk edilmesi ve batıya kuşak açılması ile dünyada İslam aleminde ve Türkiye'de bugün meydana gelen acı olaylardır. Bizim coğrafyamız üzerinde Ehl-i Beyt yolunu takip eden erenlerin tarihte emeği çok fazladır. Anadolu coğrafyası da Ehl-i Beyt eliyle İslamlaşmıştır. Büyük Selçuklar dönemiyle Anadolu kapıları İslam ve Türk milletine açılmış. Büyük Selçuklar, Anadolu Selçukları döneminde Müslüman Türkler bu coğrafyaya da yaşayan Keldani, Süryani, Rum, Ermeni, Hülasa var olan etnik grupların tamamına İslam'ı tebliğ etmiş, yaşayarak örnek olmuştur. Bu ikili hukuktan doğan yakınlıkla diğer toplumlar Türklerin son derece şefkatli ve merhametli, adaletli olduğunu düşenin elinden tutup yardımına muhtaç olanlara destek verdiğini, Türklerle birlikte can, mal, namus ve din vicdan emniyetlerinin tam olarak yaşandığını gördüler. Bu örnek insanlarla bakarak önce Müslüman, sonra da Türklük buysa o zaman da biz de Türküz dediler. Bu sebeple de bu coğrafya üzerinde asırlar boyu hakimiyetini İslam adaletiyle temin etmiş olan Türk milleti Asakirullah, yani Allah'ın askeri unvanını almıştır. Burada irşat, ikaz ve tebliğ görevini yapan insanlar arasında Alperenleri, Ehl-i Beyt yolunda giden züht ve takva yolunu seçmiş, halk içinde hakla beraber olmuş, tarihte Ehl-i Beyt'in pınarından feyz alanları hatırlamak gerekir. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Şah Abdülkadir Geylani, Ahmet el-Bedevi, Abdal Musa, Ebul Vefa, Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin, Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Ahi Evren, Gül Baba, Maraşlı Osman Baba, Muhyiddin Arabi, Şemsi Tebrizi, Necmettin Razi, Kadı Burhanettin, Eşrefoğlu Rumi, Aziz Mahmud Hüdayi, Fahrettin İraki, Saddeddin Konevi, Saadettin Fergani, Seyyid Burhanettin, Tirmizi, Dursun Fakih, Sultan Veled, Geyikli Baba, Abdal Murat, Doğulu Baba, Molla Fenarı, Zembilli Ali Efendi, Somuncu Baba. Bu Alperenler yukarıda saydığımız icraatlar hayatı geçirmişlerdir. Ve bu insanlar imamların yolundan giderek İslam'ı Anadolu yaylasında yaşayan etnik kimliklerin gönle nakşedilmesini sağlamışlardır. Bundan olacak ki önce İslam olunmuş, sonra gönüllü olarak Türk kimliği bu coğrafyada kabul edilmiştir. Ehl-i Beyt erenleriyle İslamlaşan ve Türkleşen Anadolu için Ehl-i Beyt yolunu takip etmek birlik ve beraberliğimizin mayasıdır dersek yanlış olmaz. Bugün parçalanma senaryolarına sahne olması için gündem edilen Alevi-Sünni ayrımını bitirecek olan Ehl-i Beyt sevgisidir. İmam Ali sevdasıdır. İmam Ali hepimizin ortak değeri ve paydasıdır. Bu öyle bir sevgidir ki bir yandan seveni hakka taşırken bir yandan da dünya hayatını her bakımdan tanzim edecektir. Bütün bu anlayışla Ehl-i Sünnet ulemasının tartışılmaz kanaatleri ve yaşantılarıdır. Sünni dediğimiz Müslümanların Ehl-i Beyt yoluna bağlılığı ve hayranlığı tarihin her döneminde Ehl-i Sünnet imamları tarafından hayata geçirilmiş, bu ölçüler daha sonra avamın hal ve hareketlerinin Ehl-i Beyt'in hayatı ve imamların yoluyla şekillenmesine vesile olmuştur. Yani burada Şii, Sünni ayrılığı değil, bilakis Muhammed ümmetinin şuurlu bir şekilde tevhidi söz konusudur. Devamlı birlikte rahmet olduğunu anlatmış ve yaşanmış, ayrılıkta azap olduğu bütün müminlerin gönlüne nakşedilmiştir. Ehl-i Beyt, ümmeti Muhammed'in tevhidine,
birlik ve beraberliğine esas olmuş sevgi, aşk, rıza, tevhid yolu şeklinde ortaya çıkmıştır. Müslüman Türk milletine ana toprakları vatan olarak ve üzerinde yaşayan insanlarda Müslüman Türk kimliğiyle emanet edilirken, bu ideal yaşantının gayesi haline getiren Türk milletinin iman kimliği, bu rahmetin Allah tarafından Türk milletine bir lütfudur ve ihsanıdır. Türk milleti bu misyonu devam ettirdiği müddetçe Anadolu topraklarında bir ve beraber olan Türk, Müslüman Türk kimliğiyle yaşayacak. Bu insanlar Türk, bu vatan da Türk'ün vatanı olarak kıyamet sabahına kadar devam edecektir. Bu anlayışın inkırazı, ihtimali veya farklı anlayışlara tebdili ise üzerinde yaşayan insanların tel tel döküleceği, toprakların da Türk milletinin elinden çıkacağı mutlak bir gerçektir. Çünkü Anadolu topraklılığı ilahi kelimetullah'a hizmet etmek için Müslüman Türk kimliğine hibe edilmiştir. Aksi takdirde tarih misyonundan kopmuş Türk milletinin elinde ne vatan ne de onun üzerindeki insanlar kalmayacaktır. Müslüman Türk tarihinin her zaman yaşanılır olabilmesi için Müslüman Türk kimliği idealinin kıyamet sabahına kadar vazgeçilmez bir misyonumuz ve gayemiz olması gerekmektedir. Bunun dışında alınacak olan bütün tedbirler beyhudedir ve de yokluğa mahkumdur. Batı ideolojisiyle ayağa kaldırılmış İslam dünyasındaki Arap Baharı asla istenilen birliği ve beraberliği temin edemeyecektir. Müslüman Türk kimliğinin tarih boyu icra ettiği ilahi kelimetullah vazifesini deruhde edemeyecektir. İdeolojisi Batı'nın emperyalist çıkarcı ideolojisiyle Arap Baharı ile İslam dünyasında buluşanlar Müslüman Türk kimliğinden adım adım kopacak. İslam'dan uzaklaşmanın ve de İslamsız yaşamanın bir manada mahkumu olacaktır. Müslüman inancı tarihin derinliklerinden gelen İslam Türk medeniyetinin ölçüleriyle hayat bulmadıkça emperyalist Batı dünyasının önünde ezilip yok olmaya mahkum kalacaktır. Hristiyan Batı emperyalizmiyle Doğu İslam Türk medeniyetinin hayat boyu var olan mücadelesine ideolojik faaliyetleri ile yok etmeye çalışmak, İslam Türk medeniyetinden koparak Batı emperyalizminde oyuncağa dönmekten başka olamayacaktır. Zira bu iki dünya arasındaki var olan kavga, mücadele dinlerin, ideolojilerin, medeniyetlerin mücadelesidir. Bunun yok edilerek bundan yola çıkmak, Ehl-i Beyt'in asırlar boyu süren mücadelesini yaşamamaktan mahrum kalmaktır. Türk-İslam medeniyetinden uzaklaşmak manasına gelir. Anadolu coğrafyası çeşitli kültür ve medeniyetlerin yaşandığı bir yerdir. Asırlar boyu İslam dünyasında mezhep olmuş, bu coğrafyada her türlü yorum ve anlayışta Müslümanın ve insanların yaşamış olması çok tabii bir sonuç olmuştur. Uzun yıllardan beri bu ayrılıkların müşterek bir noktada buluşup yaşanmış olması, mücadelelerin, savaşların önüne geçmiş, bir ve beraber olunmuştur. Sünni, Alevi, Şii bir beraber olmuş, asırlar boyu kardeşliğin mührü bu zamana vurulmuştur. Bu bağlamda Ehl-i Beyt sevgisi, medeniyet kimliğimizin has mayası, tevhid ve birliğimizin teminatıdır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel adeta yüreğimize tercüman olarak Yeni Mesaj gazetesinde şu gerçekleri dikkat çekiyor. Vatan yaptığımız bu topraklarda Alevisi, Şiası, Sünnisi, bütün Müslümanlar asırlardır gönül gönüle kardeş olarak yaşadık. Bizim o kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yoktur, olamaz. Realite buyken dış dinamikler zaman zaman bu konuyu kaşımış ve olmayan bir ayrılığı var yapmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla buradan hareketle Haydarbaş Beyefendi'nin bu sempozyumu düzenlemek ve de benzeri bütün çabaları hem mübarek dinimize hem de milli bütünlüğümüz adına müthiş bir hizmettir. Profesör Baş'ı tebrik ediyor ve takdirlerimi sunuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımın teşvik edici sözleri bize moral olmuştur, güç vermiştir ve de iman kaynağımız olmuştur. Kendisine sonsuz şükranlarımızı arz ediyorum. Günümüzde yapılmak istenen bu birliği ve kardeşliği ortadan kaldırmak, bu coğrafyayı savaş alanına döndürmektir. Bunu yapanlar hem bu coğrafyada hem de coğrafyanın yeraltı kaynaklarında gözü olanlardır. Dünün Emevi siyaseti ve itirası, Resulullah'ın ehli beytine her türlü mezalimi İslam kılığına bürünerek reva gördü. Ehli beyt evladı başta olmak üzere mazlumların canlarına ve mallarına musallat olundu. İslam coğrafyası ehli beytin kanına bulandı. Müşriklerin ve gayrimüslimler bayram yaptı. Bugün Emevi siyaseti ve ihtirasının devam olanlar maalesef yine İslam adına yola çıkıyorlar. Haçlı dünyasının aklıyla iş görüyorlar. Haçlı dünyasının büyük Orta Doğu projesi kapsamında işgaller gerçekleştirilenler İslam coğrafyasında ve bölgemizde Sünni-Şii ayrışmasını körüklüyorlar. Sünni-Alevi çatışmasından medet umuyorlar. Ülkemiz ve yüce milletimizin öz kardeşleriyle ve öz kapı komşularıyla düşmanlığını sürdürmek istiyorlar. Buna bu ehli beyt anlayışı ve de sempozyumu inşallah son verecektir. Bu projelerle 22 İslam ülkesi işgal edilecek. Müslümanların elleri bağlanacaktır. Dinler arası diyalog bu planın inanç boyutudur. Kabul etmek lazım ki Sünni dünya bu oyunu fark etmemiş, bir takım yanlışlar içine düşmüştür. Batı'nın istediği değişimi hayatına geçirmiştir. Haçlı dünyasının sömürü ve işgallerini Müslümanlara hazmettirmek için dinler arası diyalog safsatası sürdürülüyor. Medeniyet arası ittifak yalanları uyduruluyor. Bunlar bir taraftan Haçlı dünyasıyla işbirliği içinde Müslüman avına çıkıyorlar. Diğer taraftan Müslümanları çeşitli yollarla müşriklerin ve gayrimüslimlerin kardeş yapmayı planlıyorlar. Bu durum bölgemiz ve insanlık için en büyük beladır. Ahır zamanın en büyük fitnesi budur. Takdir edersiniz ki inancını yitirmiş toplumların işgal edilmesi de an meselesidir. Ancak Ehl-i Beyt dünyası bu dönüşüme karşı bir duruş ortaya koymuştur. Masumiyeti karine olarak kabul edilen Ehl-i Beyt, imamlarının hiçbirinin hayatında ne Sünni ne de Şia kaynaklarında İslam'ı saptıran bir örnek asla gösterilemez. Araştırmalarımızda birliğin ve beraberliğin faydalarını gördük. Reva mıdır ki asırlardan beri devam eden bu kardeşliği yok sayıp kapılarını bize ardına kaçan, a kadar açan Ehl-i Beyt dünyasını değil de Haçlı'nın safında yer alıp yanlış ve batılın safında olunsun. Bu asla düşünülemez. Komşularımız olan İran, Suriye, Irak, Libya bizzat bize zararlı olmayan ülkelerdir ve bunlar kardeşlerimizdir. Bunlardan bazıları bizi insan hakları ödülünü verdi. Bazıları bize sarayın kapılarını açtı. Bazıları ise zaman zaman ve her zaman dost oldu. O halde bu insanlar üzerindeki Haçlı dünyasının projesi bize ait değildir. Türk siyasetinin böyle bir davranış içinde olması asla düşünülemez. Bir milletin dahili meselelerine müdahalesi tavrı senin işlerine de müdahale hakkını doğurur. Onun için dikkatli olmak şarttır. Ehl-i Beyt sevgisiyle yüreği sapasağlam kalmış izan ve iman ehli her bir insan Haçlı oyununu bozmakla ve bu fitneyi yok etmekle mükelleftir. Ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın huzur ve barışı için dünya bu kıratta ve bu manada insanları beklemektedir. Türkiye'nin dahili meselelerine gelince ülke tamamen terörün kucağına atılmış.
Her gün onlarca insanın öldürüldüğü töler ülkesi şekline dönüştü. Gerek iç gerekse dış dünyamızda etrafımızı tehdit unsurları sarmıştır. Ülkemizin bu noktaya gelişi yabancılarının dahlimize müdahalesiyle beraber olmuştur. Henüz 2-3 gün evvel 24 insanımızı şehit verdik. Her gün onlarca insanımız ölüme mahkum ediliyor. Bu durum yanlış siyasetin sonucudur. Şayet bu yabancı yönlendirmeyle siyaset devam ederse, Türkiye sadece istemediği insanlarla bir masada oturmak zorunda kalmayacak, bölünüp parçalanmanın tartışılmasına da sahne olacaktır. Yapılması gereken en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günde, Müslümanların birliğini savunarak, İslam dünyasına saldıranlara karşı bir blok oluşturmak, hiçbirinin kusurunu görmeden yanlış araştırması yapmamak, Müslümanların birbirlerini olduğu gibi kabul etmesi, saygı ve hürmet göstermesidir. Bütün dünyanın insanlığın ve Müslümanın aleminin de ihtiyacı olan bu birlikteliktir. Kültür birliğimiz, ekonomik birliğimiz, siyasi birliğimiz, askeri birliğimizin inşallah bu sempozyumdan sonra kapıları aralanacaktır. İki gün boyunca devam eden ve Türk İslam dünyasının birçok ülkesinden çok kıymetli ilim adamlarımızın iştirakiyle gerçekleştirilen Uluslararası Ehlibeyt Sempozyumundaki birlik, kardeşlik ve basiret ülkemizdeki ve bölgemizdeki Haçlı oyunlarına son verecektir. Bu sempozyumun alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için, kavmi içinde Nuh'un gemisi neyse, ümmetin içinde Ehl-i Beyt'in misali odur. O gemiye binme şerefini Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bütün katılımcı, ilim adamı kardeşlerimi, kıymetli konuklarımı, yüce Türk milletini ve tüm İslam alemini bir kez daha tebrik eder, Ehl-i Beyt'in sevgisini rahmetiyle kucaklarım, baki hüdaya emanet olunuz diyorum. Ha, geldim. Efendim, eserlerimiz de geldi. İmam Muhammed Bakır, İmam-ı Rıza. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Konuşma üzere çağıralım mı saniye diyoruz? Tabii. Hocam bir çiçek var. Hocam bir çiçek takdim ediyorlar. Sempozyuma katılan bütün konuşmacıları sahneye bekliyoruz. Tebliğ sunan bütün konuşmacıları hocamızın yanına bekliyoruz. Evet. Cumhur. Şunları tutmasın efendim. Alacak. Kalem hocamın mı?
olsun. Afiyet olsun. Salonda sayın hocamız kitaplarını imzalayacaktır. Herkese duyurulur.